Öncelikle şimdi haber aldım. Herhalde Elazığ'da bayağı büyük bir deprem. Kaç şiddetinde? 6.8 bayağı şiddetli olmuş. Çok oradaki vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmadan bu depremi de atlatırız. Maça gelince tabii İlhan Başkanımızın 3. yılında ona yani böyle zor bir maçta güzel bir galibiyet hediye etmek her şeyden önce bizleri mutlu etti. İnşallah o da orada biraz olsun mutlu olmuştur. Çünkü büyük emekler sonucunda ortaya çıkardığı bu kulübün devam etmesi, yaşaması ve gerçekten Türkiye'ye örnek olacak bir şekilde yönetilmesi ve gelecek yıllara taşınması önemli bir durum. Ve bu değerli kulübü de o günlere inşallah layıkıyla taşırız. Biz ve bizden sonra gelecek olanlar, hem yönetimden hem antrenörler hem oyuncular. Maça gelince Antep takımı maçtan önce de söylemiştim. Tam kontratak takımı, tam deplasman takımı ve çok tehlikeli bir takım, oyunculara sahip. Geride sağlam savunma yapıp, kalabalık savunma yapıp önde hızlı oyuncularla gole gitmeyi planlayan, hedefleyen bir takım. Ve bu bizim için çok da kolay bir maç anlamına gelmiyordu maçtan önce. Ve biz bu geride kalabalık savunmayı aşmak için hafta içinde hem kanatlardan hem 18 üstünden şutlar, ara pasları bunların hepsini deneyelim diye konuştuk ve çalıştık bunları. Tabii zor da olsa bir gol bulduk. Penaltıdan da olsa. Ve maçı kazandık. Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bu maç çok daha önem kazanmıştı. Bu galibiyet çok daha anlam kazandı. Şimdi buradan 3 puan alıp önümüzdeki Başakşehir ve Trabzon maçlarımız var ki onlar daha da zor geçecek. Onlara biraz daha en azından daha güvenli hazırlanmamıza sebep olacak bu. İnşallah önümüzdeki maçlardan da artık lige döndüğümüzü bugün gördük. Takımın sahadaki mücadelesinden. Geçen hafta da pek alışamamıştık. İnşallah önümüzdeki haftalarda çok daha iyi bir Gençler Birliği, iyi mücadele eden, iyi oynamaya çalışan bir Gençler Birliği ortaya koyarız. Çok önemli bir şu an tehlikeli. Sağ olun. Şimdi geldiğinizden beri takımın ligi yükseliyordu. Daha iyi futbol oynamaya başladı. Ama devre arasından sonra Rize maçında oynanan futbol skoru daha ciddi bir vermedi. Bugün de neredeyse Diablo'nun direkten dönen topuna kadar Gençler Birliği çok çok sade etkili olamadı. Hatta uzatma bölümünde maçın genelinden daha fazla pozisyon üretilen bir Gençler Birliği vardı. Evet. Sadece Stanku değil tabii ki. Yani şimdi devre arası girdiği zaman bazı takımlara olumlu yansıyor, bazılarına olumsuz yansıyor bu. Yani geçtiğimiz hafta belki kendi sahamızda oynasak daha çabuk hazırlanma şansımız olabilirdi ama deplasman oraya gittik işte maça hazırlık falan filan. Yani tam motive olamadık maça işin doğrusu. Yani burada bizim de eksiklerimiz olabilir. Ama oyuncularımız bugün burada kendi sahamızda çok daha motive ettiler. Tabii ki oyun, yani eksik olan oyuncuların mutlaka oyuna yansıyan bazı şeyler olacaktır. Yani olumsuz anlamda. Ama ben diğer oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden de memnunum. Belki çok iyi futbol oynayamıyoruz ama bu saatten sonra artık ligde yani çok iyi futbol beklemek çok hayalcilik olur diye düşünüyorum. Çünkü herkes artık kazanmanın derdinde. Maç kazanmak, puan toplamak bir an önce. Ki son haftalarda aşağılarda o girdabın içinde kalmamak için. O yüzden oyundan daha önce mücadele ve puan öncelik kazanıyor. O yüzden de belki oyun anlamında çok iyi şeyler ortaya sunamıyoruz ama mücadele anlamında iyi bir mücadele koyduğumuzu düşünüyorum. Haftanın kapanış maçını Gençler Birliği yaptı. Bu haftanın da açılış maçını evet yaptı. Bu çok uzun zamandır yaşanan fazla bir durum değil aslında bakarsanız. Evet. Bununla ilgili değerlendirmeniz var mı? Ya yok, aslında ilk baktığınızda belki yani şikayet etmek isteseniz bir sebep var önünüzde. Yani hem pazartesi oynuyoruz hemen cuma oynuyoruz diyebilirdik ama biz yapı olarak pek bu tür şeyleri kendimize sorun eden, dert eden bir yapıya sahip değiliz. Yani öyle yaptılar, öyle oynuyor. Sonuçta bu maç oynanacak.
Ve ben maçtan önce oyuncularıma şunu söyledim. Yani şanslıyız dedim. Yani maçımız cuma günü. Yoksa şimdi bütün maçları seyredip yine beklemek vardı birkaç gün. Ama pazartesi mağlup olduk. İşte elimizdeki fırsat hemen cuma günü çabucak geldi bize. İşte kazanıp bunu telafi etmenin yani en güzel yolu bu. Ve çok beklemeye de gerek yok. Hemen geldi. O yüzden bu belki de bu hafta cuma maçına çok sevindim diye söylemiştim kendilerine. Şükürler olsun ki öyle de oldu. Ekibimdeki arkadaşlarım da maçtan sonra aynı şeyi söyledi. Yani biz böyle bir maç yaşamadık diye. Ben tabii yani belki kenardan başka şeyler sürekli düşündüğüm için o şeyi o kadar hissedemedim ama evet gerçekten hani git geldi bir maç oldu. Verilmeyen penaltılar oldu. Penaltı verildi, gol atıldı. İşte kaleci kurtardı, tekrar atıldı, şey oldu. İptal oldu falan. En son yine bir gol, yine iptal ve biz penaltıdan attık. Yani çok enteresan bir maç oldu. Git geldi bir maç oldu. Belki Antep atsaydı onlar kazanacaktı maçı. Bizden önce gol atsaydı. Çünkü çevirmek çok zor olacaktı. Gerçekten iyi savunma yapıyorlar, iyi kapanıyorlar. Ama maçlar böyle oluyor. Yani geçen hafta da hiç pozisyon yokken Rizespor geldi aşağı yukarı ilk atağında golü buldu ve kaybettik. Maçlar böyle olacak. Bundan sonra böyle keyifli, heyecanlı, son ana kadar ne olacağı belli olmayan maçlar olacak. Futbolu da zaten güzel yapan taraf bu. Transfer konusuna gelince biz yönetimimizle konuştuk. Yani bir kaleci ihtiyacımız vardı. Onu da Norfelt'le tamamladık. Yani ön tarafta yine bulabilirsek uygun bir oyuncu bize destek olabilecek. İşte Stanko'nun yokluğunda, Nadir'in yokluğunda destek olabilecek. Çünkü İlker henüz daha genç, epey bir süre alması gerekecek. Biraz zamana ihtiyacı var. Böyle bir oyuncu ihtiyacımız vardı, onu söylemiştik. Ama onda da ısrarcı olmadık. Çünkü şu anda elimizdeki kadromuz bu seneki hedeflerimize ulaşmak için yeterlidir diye düşünüyoruz. Ve iyi bir takımımız var, uyumlu bir takımımız var. Önemli olan bu uyumu sürdürebilmek. Biz bu sene için hedeflerimize, bu kadromuzda ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ben oyuncularımı yani bu anlamda güveniyorum ve tebrik de ediyorum yani. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. İyi akşamlar.